iki şey var aklıma şu anda gelen. Bir, TÜSİAD'ın tutumu ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'a yönelik eleştirisi bugün. Haddiniz mi o vesaire? Sadece TÜSİAD'a bir, değil. Değil belki ama onunla algılanan bir şey belki de. Bir de Koç Holding'in ziyareti. Koç Holding'in ziyareti ve o günün sonunda mazbatanın alınacağının ortaya çıkması. Böyle bir başka şeyler de var. Örneğin Pegasus'un 23 Haziran'la ilgili. Birincik TÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları. Nedir bu? Bu neyi gösteriyor tabii sana? Ben ekonomiciyim. Eski de bir TÜSİAD'çıyım. Evet. Ben demokrasi raporu yayınladığında TÜSİAD'da başkan danışmanı, yani TÜSİAD'da çalışıyordum. Neyse önemli değil. Ve de tabii yıllardır bir ekonomici olarak TÜSİAD'ı takip ediyorum. Şimdi birincisi, bir soru sorayım sana. Koç Holding belediye başkanını ziyaret etmek zorunda mıdır? Değil. Seçimden sonra. Biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Yani, doğru, hayır. Hani hepimiz kendimize şunu sorar mıydık? Ay niye gitmedi Koç Holding ziyaretine? Evet, evet, evet. Bir tavır. Şeyin. Çok önemli bir tavır. O karar günü, üstelik bunu bilmiyor olması mümkün mü Koç Holding'in? Yani Koç Holding'in YSK'nın o gün ya da bir gün sonra, hı-hı, yani ya dündü ya bugündü. Evet. Karar vereceğini bilmemesi mümkün mü? Aptal zannetmek olur. Aptal olmadıkları meydanda o servetin üstünde oturduklarına göre. Dolayısıyla orada aslında onlar bir tavır koydular. Sandıktan yana bir tavır koydular. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden de o tavır. TÜSİAD'ın açıklaması aslında ona göre biraz daha yumuşak kılıyor. Evet. Koç'un ki açık ve net bir tavır ve Cumhurbaşkanı'nı bence asıl kızdıran o tavır. Net olarak sandıktan, demokrasiden ve halkın verdiği oydan yana bir tavır koydu ortaya. Açıkçası bu tavrı ben de beklemiyordum. Çünkü şu anda böyle tavırlar koyanların başına neler geldiğini hepimiz... Herkes niye sustu? Dünyada iddia ediyorum araştırsın insanlar. Dünyada Türkiye'deki kadar nick'le Twitter'da yazı yazılan bir yer, ülke yoktur. Herkes takma isimle yazıyor. Kiraz çiçeği, bilmem ne böceği. Yok bilmem Kemalist, yok bilmem ne. AKP'liler de öyle yalnız. Onlar da korkudan, yani yalakalık yapmak için bile korkuyorlar. Onlar da takma ismi, yarın iktidar değişirse bunlar başımıza bela mı olur diye. Türkiye böyle bir korku ikliminin içinde, ayrıca vergi cezalarından tut maliyeye kadar herkes silahın kullanıldığı bir dönemdeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı bunları kaydediyoruz diye de tehdit etti. O tavır TÜSİAD'dan ziyade bence Koç Holding'i. Tabii TÜSİAD'ın üzerinde de Koç'un çok büyük bir baskısı, yani baskısı demeyeyim, özür dilerim. Etkisi. Çok büyük bir ağırlığı var. Çok ciddi bir ağırlığı var. TÜSİAD'ın tavrı da aslında net ama Koç'un tavrı onun çok ilerisinde bir tavır, çok ilerisinde bir tavır. Ben şaşırdım. Kamuoyu bunu beklemiyordu. Böyle bir mecburiyetleri de yoktu. Açık söyleyelim, yani böyle bir mecburiyetleri yoktu. Diğerleri de yapmadılar. Yapmasalardı kimse niye yapmadın demezdi yani. Şeye. O yüzden ben bunu çok önemli buldum. Bence iş dünyası, özellikle AKP'nin palazlandırdığı iş dünyası daha büyük korku içinde. Onların korkusu çift taraflı. Onlar hem ekonomideki kötüleşmeden korkuyorlar. Çünkü diğerlerine göre daha borçlular. Hızlı büyüyebilmek için, yani nehir akarken ya da yağmur yağarken ya da su akarken, atasözümüz var, kovayı doldur. Kovayı doldurabilmek için daha büyük kovalar aldılar sürekli. Kova, büyük kova, büyük kova, borçlu aldılar bunu. Büyük kova, büyük kova, o kova sürekli akıyor. Şimdi birincisi, borçlu oldukları için, çok borçlu oldukları için korkuyorlar. Özel sektörün borcu dehşet yerlerde. İki, tabii borç dövizle, dövizdeki her hareket onu korkunç bir hale getiriyor. İki, suyun kesilme olasılığı onları korkutuyor. Çift taraflı korku. Evet. Zaten muhalif, demeyeyim de, iktidara yalaka olmayan iş insanlarının herhangi bir şansı yoktu zaten. Onlar kenardan kenardan yollarına, peki, gidiyorlardı.